Merhabalar Yavuz Bey, hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri ağırlamak çok keyifli. Buyurun bakalım. Artık 2023 yılının sonuna geldik. Aksa Sigorta 2023 yılında nasıl bir performans gösterdi? 2023 yılı benim meslek hayatımda aslında değerlendirdiğimizde en zorlu yıllardan bir tanesi. Çok farklı bir yıl bizim için. Yılın başında Maraş depremleriyle çok sarsıldık. Bir sigortacı olarak aslında neden bu mesleği yaptığımızı hatırladığımız bir dönem oldu. Bu anlamda bakarsanız çok yıpratıcı, çok bizi üzen, açıkçası hırpalayan bir dönemin içinden geçtik. Hem sigortacı, hem bir vatandaş olarak, hem bu ülke topraklarında yaşayan bireyler olarak. Zorlu bir sınavın içinden geçtiğimiz bir yıl. Aksa Sigorta açısından baktığımızda olması gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Ve insanlık için önemli olanı koruma felsefesiyle çalışan bu şirket üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Gerek hasar ödemelerinde, gerek acentelerine olan yaklaşımlarında, gerek müşterilere olan destekleri, gerekse kurumsal sosyal sorumluluk anlamında gerçekleştirdikleriyle örnek bir kurum olarak faaliyetini sürdürdü. Tabii 2023 kendi içinde bizim için daha farklı özellikler barındırıyor. Çünkü depremden çok kısa zaman önce ülkemizdeki önemli bir satın almayı gerçekleştirdiğimizi açıklamıştık. O da Groupama Sigorta satın almasıydı. Mayıs ayının 3'ünde de hisse devirleriyle aslında depremin içinde ve deprem yolculuğuyla beraber bir de satın alma yolculuğu yönettiğimiz bir süreç oldu. Tabii acente sayımız 4000'e yükseldi. Dağıtım kanallarımızda çeşitlilikler ortaya çıktı. Çalışanlarımızı güçlendirdik. Şirketimizin operasyonel modelini açıkçası yeniden ele aldık. Güçlü bölge felsefesiyle çalışıyoruz. Bölge teşkilatlarımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Merkezi olarak değil, bölgelerde hasarından tekniğine, satışına, tahsilatına tüm kadroyla çalışan bir güçlü konuma gelmiştik. Daha ileriye götürmek için yeni yapılanmalarımızı tamamladık. Tabii bütün bunların yanında ülkemiz seçimlerle tabii ki çeşitli etkileri yaşadı. Ekonomide değişiklikler var, finansal etkiler var. Hepsini alt alta üst üste koyduğumuzda zorluk derecesi yüksek 2023 yılı bizim için farklı özellikler de taşıyordu. Sene sonu geliyor. Açıkçası sene sonu geldiğinde Aksa Sigorta'yı Groupama Sigorta'daki satın almanın konsolidasyonu ile beraber bizler 35 milyar prim üretim hacmine ulaşmış göreceğiz. Öyle gözüküyor sene sonu için. Ve sektör ortalamalarının biraz üstünde, yani %120'lerin biraz üstünde bir büyümeyi öngörüyoruz. Bu seneye özel sağlık sigortalarında tabii büyümelerimiz artıyor. Deprem sonrasında bireysel sigortalarda, KOBİ sigortacılığında artışlar oldu. Doğal trend bunlar. Bunlar gerçekleşti. Kurumsal ticaret sigortacılıkta deprem sonrası daralan kapasiteler var. Bunlara iyi hazırlanmıştık. Bu anlamda zorluk seviyesini bir miktar iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sektörle yan yana koyduğumda Aksa'nın pozisyonunu. Sektörümüzde tabii şirketlerin hepsinin ortak kaygısı trafik sigortaları. Burada da maalesef bu senede beklediğimiz olumlu gelişmeleri mevzuat açısından göremedik. Halen zarar öten bir branş var. Dolayısıyla 2023 yılı bütün zorlukların içinde bir de portföy dengesinin ön plana çıktığı farklı bir yıl oldu. Çünkü trafikte ortaya çıkan zararları diğer branşlarla bir miktar absorbe etmek gerekiyor. Riskinizi farklı bir platformda yönetmeniz gerekiyor. Bir de denge yılı oldu, öyle diyeyim. Hani işin özü sigortacılık performansı açısından zorluk derecesi yüksek bir yılda iyi neticelerle kapatacağımızı düşünüyorum. İyi neticelerin arkasında bir de şu var, finansal gücünüz ve finansal hazırlığınız. Böyle zorlu yılların devamında özellikle sermaye yeterlikleri olumsuz etkilenebilir. Özellikle rezerv yönetiminde bazı farklı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Şirketimiz bu anlamda da oldukça deneyimli ve sene kapanışında da biz bugün mevzuatın bizden istediği sermaye yetek oranlarının epey üstünde oranlarla kapatacağımızı öngörüyoruz. Aslında bunun hazırlıklarını da geçmiş yıllarda yapmış idik. Yani biz 2022 kapanışında %200'e yakın sermaye yeterlik oranlarıyla başladık. Hep yukarıda olmaya gayret ediyoruz. Çünkü işte deprem gibi ani ve beklenmedik şoklar, asgari ücrette yapılan ek artışlar, bunlar hep bizim sermaye yeterliğimizde önemli sorunlara teşkil eden hususlar. Bunlara hazırlı olmak lazım. Bu manada da iyi bir yıl geçirdik diye düşünüyorum. Tabii sadece bunlarla da kalmıyor. Ürün ve hizmet açısından da gelişim hedeflediğimiz bir yıldı. Bir miktar depremlerle beraber önceliklerimizi biraz da farklı kanallara vermek zorunda kaldık ama bu yılın özelinde sağlık sigortalarında dijital sağlık ürünüyle ön plana çıktığımız bir yıl. Türkiye'de ilk, hatta ben global bir şirketin Türkiye'deki yöneticisiyim. Aksa Global'e baktığımızda da uçtan uca müşteri deneyimini sigorta ürünü haline getiren yegane ürün diyebilirim. Oldukça güçlü bir ürün.
açıkçası Koç Healthcare ile beraber geliştirilen bu ürün gerçekten bize yeni bir dönem için farklı bir umut veriyor. Onu da söylemem lazım. Sadece bununla da tabii yetinmiyoruz. Bir taraftan mutfakta çalışmak lazım. Çünkü geleceği güvenlik kılmak için maliyet girdiğinizi de minimize etmeniz gerekiyor. Sadeleşme, yeni teknolojilerden istifade etmek de en kritik başlık. Bu manada yapay zeka, büyük veri bizim uzun zamandır yatırım yaptığımız önemli teknolojik başlıklar ve önemli projeler gerçekleştirdik. Özellikle hasar proseslerinde tahminleme metotlarında yapay zekadan istifade ediyoruz. Bugün hayatımıza ChatGPT diye bir formasyon girdi. Bu yeni formasyon gerçekten ve şunu görüyoruz. İşte bu NLP teknikleriyle, GPT teknikleriyle hasar proseslerinde önemli sadeleşmelere ulaşabiliyorsunuz. 2023 yılının bütün zorlu tarafının yanında bir de böyle bir inovasyon dönemi oldu bizim için. Ben ekip arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yaşadığımız diğer olumsuz etkenler olmasına rağmen buradaki tutkuyu bırakmadılar. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Bu yılın başında birçok acente etkinliğinde, çalışan etkinliğinde de hep dile getirdik acente toplantılarında. Biz sürdürülebilir gelişim ve büyümeden bahsediyoruz. İşte bu yıl onun biraz da açıkçası ispatı gibi gelişti. Çünkü gelişim dediğiniz şey üründür. Gelişim dediğiniz şey çalışanın becerilerinin arttırılmasıdır. Acentenin becerilerinin arttırılmasıdır. Yani bu zorluk derecesi gerçekten çok farklı olan bu yılda Aksa Gelecek Fakültesi ile de acente eğitimlerine devam ettik. Onların yetişmesine devam ettik. Çaba sarf ediyoruz yetişmesi için. 2024-2026 yolculuğu da büyüme yolculuğu olacak bizim için. Yani sürdürülebilir gelişim ve büyüme yolculuğu sadece bu yılla ilgili değil. Bu yıl bir başlangıç yılı. 24-26 döneminde de aynı tutkuyla devam edeceğiz diye düşünüyorum. 2024 yılına yönelik planlarınız neler ve hangi alanlarda daha aktif olmayı planlıyorsunuz? Açıkçası Türkiye'de biz spesifik bir alan sigortacısı değiliz. Bir kere onun altını çizmek isterim. Biz dengeli bir portföy yönetiyoruz. Bize emanet edilen bir sermaye var. Mevzuatın gerektirdiği kurallar var. Sermaye yeterlik oranları var. Bir kere çok dengeli bir portföy yönetmemiz lazım 2024'te. Birbirinden farklı dinamikleri var çünkü ürünlerin. İşte bireysel ürünlerde kasko konutun farklı dinamiği var. Bireysel sağlıkla grup sağlığın farklı dinamikleri var. Trafik sigortaları öyle, kurumsal ticari sigortacılık öyle. Dolayısıyla önceliğimiz dengeli bir portföy. Dengeli portföyü büyüteceğiz. Bu ülkede şunu gördük ki depremler, doğal afetler hep bunu gösteriyor bize. Sigortalanma oranları yavaş gidiyor. Bizim bunları biraz daha ileri taşımamız için hizmet ve ürünleri geliştiriyor olmamız lazım. Dağıtım kanallarını desteklememiz lazım. İkinci önceliğimiz de büyüme, gelişim. Ama bunları sağlayacak çok çevik bir organizasyona dönüşmek. Hızlı bir dönüşüm içinde olacağımızı söyleyebilirim. Çünkü ne yapmamız gerektiğini epeydir çalışıyoruz. Adım adım da uygulamalara başladık. Bizim bu dönemdeki en büyük kaldıracımız şu açıkçası. Acente dağıtım kanalımızı Grupama satın almasıyla 4000'in üzerine taşıdık. Münhasır bir anlaşmamız var Denizbank'la. Denizbank'la da birlikte çalışma sürecimizi uzattık. Bugünden uzattık. 2027'de sonlanacak anlaşmamızı uzattık 2023'ün Mayıs ayında. Bu da bizim için çok tabii kritik bir büyüme kaldırıcı. Alternatif kanallar üzerinde de hep sigortacılığın gelişimi için önce farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 2024 önceliklerin bir tanesi de farkındalık var. Yani sigortalanma oranlarını yukarı çıkartacak müşteriye, yeni nesil müşteri gruplarına sigortayı tanıştıracak ürünleri keşfetmeye çalışıyoruz. Bu gibi inovatif ürünlerin de bu sigortacılık sektöründe ve bu ülkede katkı sağlayacağından eminim. Dördüncü olarak da şunu söyleyeceğim. Tabii rekabetin olduğu bir sektördeyiz. Ama 2024 yılı özellikle kurumsal ticari sigortacılık açısından ortak aklın daha çok ön plana çıkması gereken bir dönem. Çünkü uluslararası reasürörlerin Türkiye'deki deprem ve doğal afet listelerini dikkate aldığında yetersiz fiyatlamalarla kapasiteleri aşağıya çekmeye çalıştığı bir dönemi yaşıyor sektörümüz. Hepimiz kurumsal ticari sigortacılıkta riske uygun fiyatlamaya odaklanmak durumundayız. Biz de aksi olarak bu anlamda kendimizi hazır hissediyoruz. Hem kapasite olarak hem ekip olarak hem de risk yönetimi anlayışıyla ticari kurumsal sigortacılık da bizim için önemli bir eksen. Orada da büyüyeceğiz ama riske uygun fiyat, iyi ile kötü riski ayıran, riskin paylaşım metodlarını da gerekiyorsa müşterilere anlatan bir uygulamamız olacak diye söyleyebilirim. Tabii son olarak da eksenimizin içinde sağlık sigortaları var. Hala burada ülkede potansiyel var. 80 milyon üstünde bir nüfusumuz var. Grup ve bireysel olarak halen 5,5 milyonları geçmediğimizi biliyoruz ki bunların yarısı şirketlerin yaptığı grup sigortaları ya da
fabrikaların, ticari işletmeleri. Burada hala bireysel alanda fırsat olduğunu düşünüyoruz ama geçmiş dönemden farklı bir düşüncemiz de şu. Biz artık Groupama satın almasıyla da farklı bir sinerji yaratabildiğimizi gördük. Tamamlayıcı sağlığın yatarak tedaviyle olan en ekonomik ürününden en geniş kapsamlı ayakta tedaviyle özel sağlık sigortasına kadar ürün gamlarımızda önemli değişiklikleri bekliyoruz. Ve müşterinin satın alma gücüne göre sürdürülebilir bir sağlık politikasını burada barındırmaya gayret ediyoruz. Bunlar da 24 başı itibariyle hazır ve rafta olacak. Bunlar bizim için açıkçası çok güçlü alanlar olacak diye düşünüyorum. Aksa Sigorta olarak insanlığın gelişimi adına insanlık için önemli olanı koruma yaklaşımıyla hareket ediyorsunuz ve her zaman da bunu vurguluyorsunuz. Size bunu biraz daha açabilir misiniz? Aslında bu hikaye yani bizi tanıyanlar ya da şirketin bundan önceki faaliyetlerinin özetini okuyanlar da görecekti. Bu hikaye aslında 2018'de başladı. Ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm. Yani sigortaladığınız birey ya da kurumların mutlaka sadece hasar anında değil, size ihtiyaç duydukları an mutlaka yanında olmanız lazım. Bu otomobil sigortacılarında asistans hizmetleri diye tanımlayabilirsiniz. Ama kurumsal sigortacılıkta danışmanlık da olabilir. Hatta hukuki bir danışmanlık da olabilir. Veya risk yönetimi danışmanlığı da olabilir. Veya bir uluslararası faaliyet gösteren firmanın uluslararası bir sigorta ihtiyacını çözüm bulmakta olabilir. Dolayısıyla önce böyle başladı bu felsefe. Tabii bu geliştiğinde şunu gördük. Özellikle pandemi bize çok ağır dersler bıraktı. Ağır aslında travmalar bıraktı. Aslında canlar kayboldu. Yangınları gördük. Yangınlarda ormanlar gitti derken evler, insanlar, canlar, hayvanlar yok oldu. Ama ekosistem dağıldı. Büyük doğal afetlere bakıyorsunuz. Yaşam çok büyük sekteye uğruyor. Depreme hiç bahsetmiyorum da deprem 3-4 yıllık büyük travmalara yol açacak gözüküyor. Grubumuzla beraber özellikle bütün bunları değerlendirdiğimizde insanlık için önemli olanları korumak aslında bizim mesleğimizin ana teması. Buna odaklanıyoruz ve bu işi sadece sigorta satarak yapamayacağımızın farkındayız. Bu iş biz sigorta poliçesi satarak yapmakla sınırlı kalırsak aslında ev ödememizi doğru yapmamış olacağız. Bu anlamda farkındalık çalışmalarımız var. Yani bugün küresel ısınmaya baktığımızda, iklim değişimine baktığımızda, gelecek risklerini adreslediğinizde bizim bunları topluma buluşturmamız lazım. Toplum kimdir? Sigortalılarınızdır, acentelerinizdir, üniversitelerdir, sivil toplum kuruluşlarıdır. Bunlarla çok farklı işbirlikleri içinde olmamız lazım. Maksadımız insanlık için önemli olanı korumaksa, insanlık için önemli olanı da keşfetmek gerekir, ihtiyacı anlamak gerekir. Dolayısıyla şirket olarak, kurum olarak hani topluma nüfuz eden bir kurum olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda da dediğim gibi farkındalıkla başlıyor hikaye. Daha sonra farkındalığın sonucunda ürününüzü, hizmetinizi geliştiriyorsunuz. Müşterinize hizmet vermek tutkusuyla sistem altyapınızı geliştiriyorsunuz. Acentelerinizi boyunun içinde en büyük paydaş olarak görmek zorundasınız. Çünkü sizin ürününüzü, sizin hizmetinizi satıyor. Sizin şirket olarak stratejinizi sahada uyguluyor. Acentelerimizin gelişimine çok destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ülkede acentelik sistemi olmadan sigortacılığın hem icrası zor hem de bizim hedeflediğimiz o hem ödeyenden çözüm ortağına dönüşüm hem de insanlık için önemli olanı korumak felsefelerini piyasada oturtmak, sahada oturtmak da kolay değil. Genel yapımız bu. Tabii bütün bunların sonunda sosyal sorumluluk projeleri de çok önemli. Şirketimizde Aksa Tüm Kalplerde Gönülleri diye bir örgütlenmemiz var. Bu isteğe bağlıdır, gönüllülük esasıdır. Depremde görev alan arkadaşlarımız oldu. Günlerini orada harcadılar. Mesailerinden onları biz izinli saydık. 170'in üstünde gönüllümüz var. Çeşitli etkinliklerle işte bu insanlık için önemli olanı korumanın farkındalık ve koruma alanlarındaki iki uçta önemli görevlerde bulunuyorlar ve sahadan bizlere bilgi aktardıklarında biz de kaynaklarımızı imkan verdikçe oralara aktarmaya çalışıyoruz. Ben işbirliklerinize de biraz değinin istiyorum. Gerçi siz daha önce birazcık değindiniz. Koç Healthcare işbirliğiyle Türkiye'nin ilk dijital sağlık sigortasını sundunuz. Hem işbirlikleriniz hem de bu dijital sigortalar hakkındaki düşüncelerinizi dinlemek isterim. İşbirlikleri aslında gelişmek için önemli. Sonuçta hepsi bir deneyim. Yani bir müşteri yolculuğu. Bu deneyimde müşterilerimizin sağlık sigortası satın aldıklarında nasıl hastane kapısından, klinik kapısından girip son dakikada çıktıkları ana kadar hizmetten sorumluysak, beklentilerini de dinlediğimizde özellikle dijital çok önemli başlık. Sağlıkta hele belki birçoğumuzun düşünmediği şeyler karşımıza çıktı. Ne zaman? Pandemi döneminde. Aslında bütün bu serüven pandemi dönemindeki deneyimlerle işte uzaktan muayene, görüntülü muayene, ikinci görüş sorma gibi kavramlarla hep
oluştu. İşte Koç Healthcare ile Amerikan Hastanesi Yönetimi ve Koç Üniversitesi Hastanesi'nin bütün imkanlarıyla yaratılan, gerçekten aslında görüntülü bir muayene ile reçete yazılan, yani teşhis ve tedavinin aynı anda yapılabildiği bir dijital yolculuk tanımlandı. Bununla ilgili çok yapay zekada içinde bulunan, nesnelerin internetinden de istifade eden bir dijital çözüm, bir kutu var aslında. Bu kutuda tedavide veya teşhiste kullanılan cihazları siz self serviste kullanabiliyorsunuz ama 7/24 karşınızda Amerikan Hastanesi ya da Koç Üniversitesi Hastanesi'nin hekimleri var. Buralar çok önemli. İşbirliğiyle ancak sigortacılığın gelişimine yöneliyoruz. Şöyle söyleyeyim, buradaki sağlık hizmet sunucusu Koç Healthcare'in hizmetinden istifade etmek isteyen ama uzak mesafede olduğu için bunlardan istifade edemeyen, yani ürünümüzün biz çok kısa sürede, yani bir ayı aşmayan bir sürede 1500 sayılarına geldik. Ve şunu gördüm ben, Marmara'nın dışındaki kesim daha fazla. Çünkü ulaşmak çok zor. Yani beklemediğimiz bir segmentten aslında ürüne hızlı bir sahiplenme çıktı. Bu da şunu gösteriyor. İşte müşterinizi dinlediğiniz zaman, ihtiyacı ortaya koyduğunuz zaman işbirliklere ihtiyacınız var. Yani biz tek başımıza hastane yönetemeyiz. 80 milyona da hizmet veremeyeceğimize göre işbirliklerimizi geliştireceğiz. Bu bir başlangıç. Bugün ilk etapta konumuz sağlık. Yaklaşık 3 yılı aşkın, 4 yılı aşkın süredir de yine Nestle'nin internetiyle telematikli kaskoların aslında sürüş alışkanlıklarını yöneten bir uygulamayla, mobil uygulamayla, Aksago'yla yürüyoruz. Oradan da deneyimimiz var. Bunlar devam edecek. Dediğim gibi dijital ürünler bugün farklı mecralardan satılabilir mi? Evet, satılabilir. Buralarda olmaya gayret edeceğiz. Bundan hiç korkmamamız lazım çünkü sigorta penetrasyonu halen bu ülkede çok düşük. Alternatif dijital kanallardan yapılan satışların devamında biz şunu görüyoruz. Çok sınırlı sayıda yapmış olmamıza rağmen bunların önemli bir kesimi daha sonra konvansiyonel acente kanallarının müşterileri oluyor. Çünkü satın alınan ürünün kimliği konvansiyonel bir ürün değilse önce dijital kanallar tercih edilebiliyor. Bunların hepsini biz açıkçası bu sektörde deneyip öğrenmek ama sonunda hedefimiz dağıtım kanallarımızı geliştirerek, büyüterek, acentelerimize potansiyel müşteri yaratarak yürümek olduğu için ben bu işbirliklerini de çok önemsiyorum. Ama işbirliklerimiz sadece üretmek ve satmak üzerine değil, aynı zamanda az önce konuştuk, insanlık için önemli olanı korumak manasında baktığımızda da buna gönül vermiş sivil toplum kuruluşları, buna gönül vermiş özel işletmeler, özellikle bu sene 2023'ün sonu ve 2024'te hedefimiz tarım, biyoçeşitlilik, iyi gıdaya erişim konusunda farkındalık. Bu konuda kendini çok geliştirmiş, ülkede buna gönül vermiş teknisyenleri sivil toplum kuruluşlarında çözüm ortağımız ve değer ortağımız olarak görüyoruz. Burada TABİT Akıllı Tarım var, Aydın'da Karaoklar Çiftliği var, Manisa'da Datça Murat Çiftliği var. Bunlarla işbirliklerimiz var. Hepsi aslında bir farkındalık ve buradaki kaliteli ve sürdürülebilir tarımı desteklemek üzere bunları yapıyoruz. Gelecek riskleriyle ilgili farklı riskler görmeye başladık. Bu enerji olur, siber güvenlik olur. Bunların tabii hem sosyal medya üzerinden hem de ulusal kanallar üzerinden toplumla buluşması için çaba sarf ediyoruz. Üniversitelerimizi de aslında biz birer iş ortağı gibi görüyoruz. Çünkü üniversiteler hem farkındalığı yüksek olduğu bir kesim hem de bizim için gelecekteki yetenek havuzları. Bu manada da bütün ekosistemi aynı çerçevenin içine koymaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Son yıllarda yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, net sıfır kavramları çokça konuşulmaya başladı. İklim değişikliğiyle tetiklenen bu kavramlar hakkında neler söylemek istersiniz? Bu kavramlar için ben izleyenleri şuna davet etmek istiyorum. Aksa grubunun son 10 yılda yaptığı gelecek riskler raporu var. Bunların tamamıyla yakını bizim web sitemizde de var. Özellikle son sayı Eylül-Ekim 2023'te çıkan sayıyı bir okumalarını istiyorum. Çünkü ben 2014-2016 dönemi raporlarını okuduğumda biraz şaşkınlık geçirdim. Çünkü o raporları okuduğumuzda dünyadaki riskler sıralamasına baktığınızda iklim değişimi, küresel ısınma var ama yani altlarda 9-10-8 oralarda. 2016 yılında, 2017 yılında pandemi ilk kez listeye girmiş ve 2 sene sonra listenin başına oturmuş. Ama 2 sene boyunca kim ne yaptı bilmiyoruz pandemiyle ilgili. Yani en azından pandemi riski gelecek, tedarik riski sorunlarıyla ilgilenelim mi diyen kim var dünyada bilmiyorum. İşte küresel ısınma iklim değişimi de böyle. 2014-2015 döneminde bir girmiş listeye ama biz bugün 2023'te hala bunu konuşuyoruz. Acaba ne yaptık? İşte burada harekete geçme zamanı. Yani biz bundan 4 yıl önce de dünya için hareket ettik. Acentelerimize yeşil ofis kavramlarını anlatmaya çalıştık. Dünya dostu acente kavramını oturtmaya çalıştık. Yaşam biçimimizde karbon ayak izimizi aşağı çekmek için adım atmamız gerektiğini söyledik. Önce biz kendimizden başladık.
AXA grubunda da bu çok önemli bir inisiyatif. Yani şirket olarak biz karbon ayak izimizi %25'lerin ötesinde kullandığımız enerjiyi tamamen yeşile dönüştürmek gibi hedeflerle çalışıyoruz. Bu ne demek? Biraz da açmamız lazım anlatmak için. Yani ben şirket olarak kullandığım araçlarla yaptığım kilometreden tutun da yaptığım seyahat sürelerine ve kilometrelerine kadar baktığımda karbon salınımını azaltmak için bir inisiyatif geliştirmem gerekiyor ve biz şirketimizde yaklaşık 4 yıldır bu şekilde çalışıyoruz. Her bir adımımızın karşılığında bunu nötralizeyecek aktivite ne olmalı ona da bakıyoruz. Seyahat sürelerimizi kısıtladık. Otomobille, uçakla olan seyahatlerimizi sınırlamaya başladık. Ama bunların hepsini dijitale geçtiğimizde dijital de karbon ayak izini arttırdığı için bu sefer dijitaldeki etkiyi azaltmak için de ağaç dikmeye doğru yönlendik. Yani şirketimiz bu manada öncü lider şirketlerden bir tanesi. Şirkette kullandığımız bütün ofislerimizdeki 9 bölge müdürlüğümüz var. Tamamının enerjisini biz yeşil enerji üreticisi ve tedarikçisinden sağlıyoruz. Bu bize aslında bir miktar maliyetimizi bile arttırıyor. Ama önemsemiyoruz bunu çünkü bizim bir sahibimiz var. En azından biz kurum olarak, bu kurumda çalışan bireyler olarak karbon ayak izimizi azaltacağız ve sürdürülebilir bir enerji yönetiminde üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. AXA grubunda da büyük açıkçası bu konuda iddialı aksiyonlar yürüyor. AXA grubu bir yatırım fonu da yönetiyor hepimizin bildiği gibi. Bu yatırım fonlarındaki öncelikleri yeşil enerji ya da yeşil yatırım diyeceğimiz yatırımlara verirken fosil yakıtlı yatırımlardaki olan varlıklarını geri çekiyor. Aynı şekilde hani insanlık adına önemli olanı korumak adına baktığımızda AXA'nın fon yönetim felsefesinde de işte sağlıktaki bir gelişim fonuna olan yatırıma olan iştah yüksekken bugün jeopolitik olarak bütün dünyayı etkileyen ama belki çok karlı olan bazı iş kollarında veya bazı endüstrilerde hiç olmamayı tercih ediyor. Bizim için zaten olması gereken budur. Sonuçta biz sigortacıyız. Koruma görevimiz var. Hepsini beraber icra etmeye çalışıyoruz ama birey olarak da önemsenmesi gereken bir konu sadece kurumların faaliyeti değil. Aslında bir birey olarak yaşantımızda da işte ister buna küresel ısınma deyin, ister iklim değişimi, ister karbon ayak izi, isterseniz gıda israfı, biyoçeşitlilik, su kullanımı bunlar birey olarak da unutmamamız gereken çok önemli başlıklar. Sponsorluklarınız da bulunuyor. Sponsorluk faaliyetleriniz nasıl gidiyor? Şimdi sponsorluk kelimesini çok sevdiğimi söyleyemem. Çünkü sponsorluk bizim için bizim hedefimizde olan bir şey değil. Biz buna değer ortaklığı demeyi tercih ediyoruz. Değer ortaklığını da biraz aslında topluma nüfuz etmek ve bu toplumda gelişime açık alanları hedeflemeye çalışıyoruz ki bunlardan bir tanesi Türk gençliği. Yani bu ülke topraklarında bize gelecekte umudu veren Türk gençliği bu manada sporda çok önemli bir birleştirici faktör. Hepimizin bildiği gibi son 5 yıldır Türkiye Voleybol Federasyonu ile bir değer ortaklığı yapıyoruz. Biz onların tabii ki sigorta ihtiyaçlarını karşılamakla başladık ama daha sonra şunu gördük ki Voleybol Federasyonu çatısında bir voleybol lisesi var. 300 tane öğrenci var. Bu öğrencilere burs verdiğimizde onların eğitim kalitesi artıyor. Biz burs tedarikçisiyiz. Milli takımlar düzeyinde tabii ki bir görünürlük ve birlik var ama altyapılarda muazzam bir çalışma var. Fabrika Voley diye bir yapı var. Oraya destek olmaya gayret ediyoruz. Konumuz sadece voleybol değil. Türk gençliği adına baktığımızda yine sporcularımız var. Bireysel sporcularımız var. Olimpiyata hazırlanan genç kadın sporcularımız var. Aklıma ilk gelen İlke Özyüksel pentatlet. Türkiye'deki ilk pentatletlerden bir tanesi. Desteklemeye gayret ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ampute futbol takımıyla bir işbirliğimiz var. Altın Ordu'nun yarışmacı takımına değil ama Altın Ordu Akademi'deki sporcu yetiştiren kümeye destek olmaya gayret ediyoruz. Tuzla sahil futbol takımı var kadın. Oraya destek olmaya gayret ediyoruz. Bahçelievler voleybol takımı var. Onlara İzmir'de Karşıyaka kadın voleybol takımı. Burada hep bizim hedefimiz altyapıya önem veren ve altyapıyla Türk gençlerini geleceğe hazırlamaya gayret eden organizasyonlar. Bu işin spor tarafı. Tabii sadece sporla kalmıyoruz. Az önce söylediğim gibi bizim için tarım, biyoçeşitlilik çok önemli. Yani olağanüstü önemli. Bu manada işbirliklerimiz var. Buradaki sponsorluk ya da değer ortaklıklarımızı da farkındalığı yaratmak için kullanıyoruz. Toplumla buluşturuyoruz. Bütün bunların da biraz emsalsiz olmasını, biraz da unutulmamasını sağlamak için de gerçekten son dönemde önemli belgesellere imza attık. Hem Türk voleybolunun gelişimini aktaran sebat belgesellerinin 1 ve 2'si var. Bunlar çok önemli. Türkiye'de örnek olmuş
sanatçı, açıkçası yazar, siyasetçi, spor insanı, efsaneler belgeseli yapıldı. Çok yeni tarımı önemsediğimizi göstermek için, üretmek için, gelecek için üretmeye değer belgeseli yapıldı ki onun serisi devam edecek. Tülühan Hanım'la çalışıyoruz, Tülühan Tekkeleoğlu'yla. Bunlar da bizim için aslında adına bir nevi dışarıdan baktığınızda sponsorluk denebilecek ama tam manasıyla değer ortaklığı diyebileceğimiz ve bu topluma katkı sağlayacağını inandığımız projeler. Dolayısıyla sponsorluk biraz daha kolaydır, biraz daha reklam maksatlıdır. Bizim sponsorluklarımızda bu yok. Biz değer ortaklığı diyoruz ve tüm çalışma arkadaşlarımızın da rol almasını ve görev almasını istiyoruz. Yani yönetim olarak pazarlama ekibimizin ya da sosyal sorumluluk, kurumsal sorumluluk ekibimizin yönettiği bir olayın dışında tüm kalplerde gönüllülerimiz, şirket çalışanlarımız, yöneticilerimizin etkinlikleriyle beraber olmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Ki bunlarla da sınırlı değil. Tabii ki birçok sivil toplum örgütü var. Onlarla da işbirliği yapma gayretimiz olacak ve olmaya devam edecek. İşte Doğal Hayatı Koruma Vakfı var, TURMEPA var. Bunlar hep bizim hayatımızda değer ortağı olarak gördüğümüz kümeler. Bugünün CEO'larının ajandalarında hangi gündem maddelerinin yer alması gerektiğini düşünüyorsunuz ve siz bir CEO olarak hangi konulara önem veriyorsunuz? Şimdi CEO olarak mı, sigortacı CEO olarak mı? Her ikisi de. Sigortacı CEO olarak durum biraz çetrefilli. Yani sigortacı CEO olarak baktığınızda geleceğe güvenli olmanız için önce finansal tarafa odaklanmanız lazım. Ama bu çok geleneksel bir bakış açısı. Bu hatalı olur onu söyleyeyim. Çünkü ne kadar finansal tarafınızı, sermaye yeterlik oranınızı, finansal bilançonuzu güçlü kılsanız da bence bugünün CEO'larının ıskalamaması gereken yegane konu insan. İnsan faktörü hayatımızın her adımında biz insan dediğimizde önce çalışandan başlayacağız. Eğer ben bir genel müdürsem, adı CEO olan bir yöneticiysem benim geçmişten daha çok çalışanı dinlemeye zorunluluğum var. Empati yapma zorunluluğum var. Çünkü hepsinin hayat beklentileri değişiyor. Yeni jenerasyonlar var. Ben yaş itibariyle bu kurumda 4 ayrı jenerasyonla beraber çalışıyorum. Yani 22-23 ile kendi yaşımı hadi bir köşeye koyalım, 55 arasındaki bir kümeyle beraber çalışıyorum. O yüzden çalışanı merkeze almak zorundayız biz CEO'lar. Verimlilik hayatımızın önemli parçası. Bu hani değişim gibi, değişim yönetmek gibi çok geleneksel yorumları yapmak istemiyorum ama verimli olmalıyız. Ama verimli olurken de yeni gündemimiz bence sadeleşme olmalı. Ama sadeleşme dediğiniz şey de proje adı sadeleşme olan bir bakış açısıysa bu da olmuyor. Basit yaşam. Yani benim kendim için çıkardığım yönetici derslerin içinde basit yaşamak. Basit yaşayabildiğiniz zaman bu gibi kompleks dönemleri, çetin dönemleri gerçek anlamda daha sade yönetebiliyorsunuz. Sade yönettiğiniz zaman da verimli olabiliyorsunuz. Gündem bunlardan ibaret aslında ve çalışanınızı, eğer bu endüstride sigortacılık yapıyorsa, acentenizi ve hizmet verdiğiniz müşterinizi merkeze koymayı beceriyorsanız, yani lafta değil gerçekten merkeze koymayı becerebiliyorsanız o zaman CEO'ların hayatı biraz daha kolay olur 2024 ve sonrasında. Eğer koyamıyorsak şunu bilelim ki mutlu olmayan çalışan, mutlu olmayan acente ve mutlu olmayan müşteri CEO'lar için en büyük baş ağrısı olacaktır. Peki son olarak sektöre, sektör paydaşlarını ve sigortalarınıza iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Vallahi ben epeydir aynı mesajı iletiyorum, gene ileteyim. Bir kere ben bu mesleği çok seviyorum. Meslek seçimimde doğru bir iş yaptığımı inanıyorum kendi adıma ve aşağı yukarı demeyeceğim artık 33 yıl oldu. Bir kere hepimiz bu mesleğin insanlık adına önemli olanı korumak felsefesini burada bizim oturup bir el sıkışmamız lazım. Hepimizin aynı taraftan bakması lazım. İki, bu meslek deneyim gerektiriyor. Yani hemen sigortacı olamıyorsunuz. Bazı meslekler var, hemen adapte olabiliriz ama sigortacılık deneyim gerektiriyor çünkü farklı örnekler yaşamak gerekiyor. Ama bu meslek aynı zamanda bana göre müthiş itibarlı bir meslek. Bir kere mesleğimizin itibarlı olduğuna inanacağız. Mesleğimizin deneyim gerektiğine inanacağız ve bu meslek diğer mesleklerden biraz farklı. Maalesef fazlasıyla sabır gerektiriyor. Yönetici olarak da, çalışan olarak da. Hemen terfi edemeyebilirsiniz ama uzun ve orta vadeli baktığınızda sigorta sektöründe var olmaya mutlak yeriniz vardır. Hepsini alt alta üst üste koyduğumuzda benim sektördeki bütün paydaşlardaki mesajım da şu. Adı ne olursa olsun rekabet, evet bu olacaktır, doğaldır. Ama bu sektörde gidilecek çok alan var, atılacak çok adım var. Pastanın büyümesiyle ilgili bir sorun yok. Büyüyor pasta ama pasta yeteri kadar hızlı büyümüyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bu potansiyeli biraz daha teknik olarak yapmaya gayret edersek, biraz daha sigorta sektörüne sahip çıkmaya ve iyi yaptığımız şeyleri de konuşmaya gayret edersek, sektörün önünün biraz daha açıkçası
daha açılacağını düşünüyorum. Bizim sektörümüzün en talihsiz kısmı şu ki bizler tabii orta ve uzun vadeli koruma işiyle uğraşıyoruz. Hemen hasarlar olmuyor ve prim tarafını herkes çok konuşurken hizmet ve hasar tarafı az konuşuluyor. Bardağın dolu tarafından bakmaya daha çok gayret etmemiz lazım. Acentesiyle, müşterisiyle, şirketi olarak ne dersek biz bardağın dolu tarafından biraz daha fazla bakarsak bence geleceği daha kolaylıkla inşa edebiliriz. Bir de tutkulu olmak. Yani az evvel belki CEO'larla ilgili yorum yaptığımda da atlamış olabilirim. Onu da söylemem lazım. Yani bu meslek tutku olmadan yapılacak meslek değil. Zor bir meslek. 7-24 ayaktasınız. Öyle bir hayatınız yok. Yani bir konfor alanına çekileyim. Tamam ben saat 5'ten sonra telefonlara bakmayayım. Hayır. Müşterinizin 7-24, acentenizin 7-24 hizmete ihtiyacı var. Siz de sistemin için 7-24 ayakta kalmak zorundasınız. Dolayısıyla çözüm odaklı olmak da bence bundan sonraki yolculuğumuzda daha önemli bir kurtuluş derecesi olarak bizi bekliyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.